Evet, öncelikle Tıp Üniversitesi adına hepiniz hoş geldiniz diyorum. İsmim Selver, eğitim danışmanıyım. Bugün çok kıymetli akademisyenlerimizden Gonca Hocam burada. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim görevlisi Gonca Yıldırım. Fakülte ve meslek tanıtımı yapacak. Çok yüksek enerjisiyle aramızda. Hoş geldiniz hocam. Buyurun söz sizde. Merhabalar, teşekkür ediyorum tatlış tanıtımınız için. Arkadaşlar merhaba. Ben Bildiğiniz gibi şu an Diş Hekimliği Fakültesi'nde demin de söylendiği gibi öğretim görevlisiyim. Ee, öğrencilerim var. Aynı zamanda hasta da bakıyorum. Ee, akademisyen olmak birazcık yorucu bir süreç. Koşturmalı bir süreç ama memnunum bulunduğum noktada. Ee, şimdi birazcık mesleki e, süreci anlatayım size. Ee, diş Hekimliği veya tıp arasına gidip gelenler vardır kesin aramızda. Ee, ben de o çocuklardan biriydim sizin döneminizdeyken. Babam genel cerrah, annem diş hekimi. O yüzden böyle arada çok gidip gelmiştim hangisi olsa acaba diye. Ee, diş hekimliği seçmemdeki en büyük sebep aslında birazcık daha kendi işimin patronu o olmayı hayal etmemdi. Ama öyle olmadı akademisyen olunca. Ee, yine tıbbi bir süreç gibi yaşıyorum aslında aynı şey hastane sisteminde olduğumuz için. Ee, şimdi fakültemizde beş senelik bir eğitim vardı. Diş hekimliği fakülteleri hep beş senedir. Ee, beş senenin sonunda yüksek lisans diploması alırsınız. Düz bir diploma almıyorsunuz. Çünkü radyoloji dersi de görüyorsunuz aynı zamanda. Ee, ilk üç sene genellikle bizim diş hekimliğinin çok içerisine girmediğimiz e, genel olarak temel tıp bilimlerinin ve diş e, morfolojisi olsun, diş bilimi olsun yani e, daha çok bilimsel bir alanda öğrenim gördüğünüz biraz canınızı sıkacak e, böyle aksiyon çok almadığınız e, yıllar oluyor ama e, el kırılmaları dediğimiz zamanları bu yıllarda yaşıyorsunuz aslında Öncelikle mesela birinci sınıfta sabun olmaya başlıyorsunuz. Sabundan diş yapmaya başlıyorsunuz. Hacı Şakir'den diş yapıyorsunuz. Böyle bütün ekip olarak Hacı Şakir kokuyorsunuz. Bütün cadde boyu. Cad lokasyon olarak da güzel bir yerdeyiz Allah'a çok şükür. Haftanın bir günü geliyorsunuz. O da çarşamba günü oluyor birinci sınıftayken. E, sabunla başlıyorsunuz aslında bir şeyler yapmaya. Elinizi kırmaya çalışıyoruz o senelerde protez dersiyle. Sonra yavaş 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 e, cansız kafalar işte çeneler üzerinde e, oymalar işte bölmeler kesmeler kanal tedavileri gibi ufak ufak girişimlere başlıyorsunuz. Bu yıllar birazcık böyle teorik yoğunluklu e, ve elinizin kırıldığı yıllar oluyor. Ondan sonrası üçüncü sınıfta sizi böyle e, bir anda alıp hasta başına atı veriyoruz Bu ne demek? E, böyle e, sizi ilk hasta başına attığımızda total protez hastalarına bakıyor oluyorsunuz. Total protez hastaları bu genellikle huzur evlerindeki neneler, teyzeler, işte arkadaşının, e, babaannesinin arkadaşı gibi gibi e, şeyler oluyor. Şimdi çağımızda artık tabii total protez hastası bulmak birazcık zor. Çünkü implant denen e, alan bayağı bir... E, rövanşta olduğu için ve sıklıkla yapıldığı için artık eskisik benim dönemimdeki kadar ki hani bayağı oldu ben 3. sınıf olalı o dönemdeki gibi rahat total protez hastası bulamıyorsunuz. İlk protez hastalarınızda takma çıkartma denilen o protezleri yapıyorsunuz. O noktada böyle bir garip semeniz oluyor tabii ki. Yani ne oluyor ben öğrenci miyim doktor muyum onlar size hocam diyorlar. Yaşlı teyzeler işte geliyor hırka örüyor size gözleme yapıyorlar. bir işte yenini beğeniyor diğeri torununa beğeniyor falan. Böyle zamanlar geçiyor. Ee, esas üçün bitimine doğru e, böyle dolgu yapmaya ufak ufak kanal tedavileri yapmaya diş taşı temizlikleri yapmaya başladığınızda artık olayın işin rengi değişmeye başlıyor çünkü siz aynı zamanda hem doktorluk yapmaya çalışıyorsunuz hem öğrencilik yapmaya çalışıyorsunuz. Üçte biraz işin rengi değiştikten sonra dördüncü ve beşinci senelerde işte en büyük işkence orada başlıyor. Çünkü üzerinize yığılan bir hasta sayısı, işlem sayısı ve aynı zamanda ders sayısı var. Bu ders sayısı günden güne artıyor. Neden artıyor? Çünkü teknolojimiz ilerliyor. Eskiden mesela benim zamanımda lazer e, bir ders konusu değil, değilken şimdi bütün bölümlerde bir lazer konusu var. Ya da işte üç boyutlu görüntülemeler eskiden bir ders konusu değilken artık bizim bölümümüzde de üç boyutlu cerrahiler anlatılıyor gibi. Yani bilgi birikimi gün geçtikçe e, ve teknoloji ilerledikçe derslerin sayıları, derslerin içerikleri de artıyor oluyor. Dolayısıyla sizin öğrenmeniz gereken şeyler de artıyor ve ders çalışma saatleriniz de artıyor. O yüzden aslında diş hekimliğinin en büyük dezavantajı birazcık sosyal hayatınızı yok ediyor oluşu. Ee, bu noktada daha çok ders çalışmaya yöneltiyor sizi. Tıpta böyle e, bir şey yok ders yoğunluğu. Çünkü tıpın birazcık daha az sayıda dersi varken bizim çok dallı bir ders sayımız var. Mesela 15 tane dersimiz var ve bu 15 tane dersin bir anda finalleri bir başlıyor ya da vizileri bir başlıyor. Ee, birinci vize işte birinci dersin ilk vizesini olduğunda 15 başlıyorsun onu olmaya. Sonra 15'incinin ilk vizesini olduğun zaman ilk olduğun vizenin ikinci vize tarihi gelmiş oluyor. Yani arada belki 3-4 günlük bir boşluğun oluyor. Nefes alıp böyle dışarıyı görebiliyorsun kuşlar deniz falan. Hop tekrar sınava başlıyorsun. Bu çok ciddi bir sirkülasyon aslında. Yani e, yorucu. Keyifli mi keyifli seven olursa tabii ki. Zorla yapılacak bir iş değil o kesin sevilmeden yapılacak da bir iş değil o da kesin. Ee, benim annem bana şey demişti ben daha sınava girmeden ama şey fakülte girmeden beş yılını çöpe atmaya hazır mısın evladım dedi. Ben, ben dedim sen yaptıysan ben haydi haydi yaparım dedim. Bayağı zorlu bir süreçmiş. Ama işte biraz da sevmekle alakalı dediğim gibi ben sevdiğim ki hala akademide kaldım, akademisyenlik yapıyorum, fakültedeyim, öğrencilerim var, hastalarım var, ee, hem ders veriyorum, hem öğrenciler, doktor öğrencilerimizle ilgileniyorum, e, hem hastalarla ilgileniyorum derken bir şekilde hayat çok hızlı bir şekilde akı veriyor ve kendime bazen zaman bile ayıramıyorum. Ee, bu noktada e, en son mezun olduktan sonra biz e, aslında kendi ayınımızı açabilir halde oluyoruz ama. E, bu açabilirlilik birazcık e, gör, yani görüye göre değişiyor. Ben e, artık günümüzde e, bazı hekimlerin hani direkt mezun olup e, klinik açmalarını çok tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla dediğim gibi teknolojik ilerlemeler var. İlla ki bir master, illa ki bir el kırılması için belki başka bir klinikte çalışma, bir... Tecrübeli bireyin bir yanında öğrenim görme. Yani usta çırak ilişkisi de olabilir bu tabii ki. Ya da işte belli kongrelere takip edip onları o konularda ilerleyip o alanları takip edip orada bir şeyleri geliştirme. Çünkü e, fakülte size bu ders saatleri aralığında her şeyi veremeyecektir. Ve mutlak surette bir uzmanlık ya da doktora alanına e, muhtaciyetiniz olacak. Çünkü artık e, kliniklerde... E, poliklinik tadında olmaya başladı. Yani hem diş eti bölümü hem e, tedavi bölümü hem kanal tedavisi bölümü hem işte ortodonti bölümü hem cerrahi bölümü yani artık tek bir hekimin hepsi yapması beklenmiyor. Çünkü dediğim gibi çok fazla teknik var, çok fazla e, ilerleyiş var ve bir hekimin hepsine aynı anda yetişmesi birazcık zor oluyor. O yüzden en azından iki ya da üç hekimin birleşip e, klinik açması günümüzde daha mantıklı gelir oldu bana bize de çünkü artık eskisi gibi butik e, klinikler çok olmuyor zaten günümüzde de gördüğümüz gibi onlar yavaş 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 kapanmaya başladı daha genç daha çoklu e, sayılı klinikler e, içeriğinde olan hekimlerin tercih edildiği yerler var Günümüz, yani günümüzde şu an tercih edilen ve gidilen başka ne söyleyebilirim size mesleğimizle alakalı aklınıza gelen soru var mı merak ettiğiniz bir şey. Chatte bir şey yazıyor. Evet. Chat kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar mikrofonunuzu kullanmıyorsanız. Ee, ben sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, mesela okurken veya mezun olduktan sonra iş imkanları nasıl oluyor? Şimdi bizim fakültemizde agretasyon denilen bir olay var. Belli bir yerlerle e, bir Böyle değiş tokuş öğrencilere geliyor, gidiyor o şeyler var ya. Onları yapabiliyorsunuz ama e, yani o gitli gel geldiler birazcık bizim eğitim sistemimizi çok yoğun olduğu için ona nefesiniz kalmıyor yani. Ama şöyle bir şey yapabilirsin tabii ki e, bizim fakültemizin verdiği diplomanın geçtiği e, Avrupa ülkelerini araştırıp belki fakülteyi bitirdikten sonra bir iki yıllık izlemci olarak gözlemci olarak gidebilirsin. Ya da uzmanlığını orada yapabilirsin. Yani bizim fakültemiz, fakültemizden mezun olup mesela e, yurt dışında yeterlik alıp doktorasını orada yapanlar da var. Ama orada yeterlik sınavına girmeniz lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam sizce diş hekimliği okuyan bir öğrencinin karakteri nasıl olmalı, nasıl olmamalı? Şimdi öyle bir şey yok. Ee, şöyle kendimden örnek vereyim. Ben fakültenin çatlak kurabiyesiyim gibi bir şey söyleyebilirim. Yani hani e, diş hekimliği öğrencisi olacağın zaman bir kere sadece şunu biliyor olmalısın. As ve üst ilişkisini kesinlikle katı bir şekilde uygulayacaksın. Yani sen e, bir şey öğrenensin her zaman ve her türlü e, zıptı çıktı olmaman lazım ama... E, karakterini değiştirmek zorunda değilsin. Al ben çok hareketli bir insanım, çok çeniz düşük bir insanım, çok konuşkan bir insanım. Her zaman böyle idim. Ama bu noktada e, ...öt dediği zaman hoca durursun. Yani ben çok bilirim. Hastanın ağzından arkasından ölçü alırken böyle ölçüyü tutup gözlerinden yaşlar aktığını hoca bana bağırmış. Ben üzülmüşüm. Yani bir hakaret gibi algılamışım o an. Ama benim öğrenmemi istediği için bir şeyleri yutmayı biliyor olmanız lazım çünkü bilmediğiniz bir ortam ve sizin hata yapmanızın yeri değil siz hasta bakıyorsunuz canlı bir bireye bakıyorsunuz o yüzden her türlü birazcık e, sıkışmayı kabul edebiliyor olmanız lazım yani bir şeyleri e, kabul etmeden bu iş yürümez çok asi olmak lazım yani özünde asi olmayacaksın ama onun dışında rahat olabilirsin saygılı e, olduğun sürece hiçbir sıkıntı yok. Tıpla diş arasında kalmış biri neden dişi seçmeli? Aha ben. Dedim ya kendi işimin patronu olmak istiyordum. Bir de şöyle bir şey var. Ben birazcık böyle özgür ruhlu bir karakter değilim. Olduğum yere bağlı bir insanım mesela. Gidip de zorunlu hizmet yapmak istemem. Çünkü tıpta öyle bir şey var. Tıpta işte bilmem nereye kazanıyorsun. Oraya gidip zorunlu hizmetini yapıyorsun gibi. Yani o noktada ben birazcık daha lokal olmayı seven... işte yerim evim işte fakültem iş yerlerim gibi hani böyle kendi dünyamı seven bir karakter olarak bu noktada tıp o yüzden seçmedi bu bir bakış açısı olabilir e, tıp benim için bir de bir noktada şöyle bir şey var e, ben en azından daha minimal bir ortamla uğraşıyorum ve komplikasyon e, miktarım az. E, tıpta ise biraz daha büyük işler dönüyor yani e, benim ruhumun ya da vicdanımın kaldıramayacağı bir alana gitsem ben mesela jinekoloji okumak istiyordum ben o nokta birinin canına mal olmak ya da hastayı kaybetmek gibi durumlar olduğu için ben onu tercih edemedim birazcık korkuttu beni e, Ben ben öyle bir karakter olduğum için umarım faydalı olmuştur benim görüşlerim bunlardı. Ee, kan tutma olayı sonraki yıllarda aşılabilir mi? Ta Tabii, alışılabiliyor. Yani şöyle kan tutmayı geçtim. Ufak bir hikayemi anlatayım size. Benim annem diş çekimi yıllardır muayeneden büyümüş bir çocuktum ben. Kanal tedavisi yapacağım hayatımda ilk kez. Karşı baksında da en yakın arkadaşım duruyor. O da diş çekecek ilk kez. Ben ön bölgeye bir diş, alt ön bölgeye dişe kanal tedavisi yapacağım. A anne sizi aldım böyle 40 yıllık ekimi çıt çıt vuruyorum, pıs yapıyorum ve havasını alıyorum falan. Maske var, eldivenler var. Saçlar toplu bir tek gözler gözüküyor böyle. Açtım böyle hastanın dudağını ufak ufak anestezi yapmaya başladım. Şimdi anestezi yaptıkça tabii ki bir doku içerisine sıvı ejeksiyonu yapıyorsunuz. Doğal olarak bir balonun içine sıktığınızı düşünün. Yani balonun içine su doldurunca ne olur? Şişer. Ben onu bastıkça bastıkça doku şişmeye başladı. Kanamaya başladı. Hemen çektim anesteziyi. Koştura koştura, koştura. yakın arkadaşımın yanına gittim. Ha aldanma yine ben yıllardır muayenede olan bir çocuğum. Merve dedim burası kanıyor. Şişti ne yapacağım şimdi? Yani o tedirginlik o, o ee, acemilik. Yani sen yaptığın zaman çok daha farklı bir tepki. Yıllardır gördüğüm şey anestezi yapıldığı zaman tabii ki iğne sokuyorsun bir dokuya kanayacak bir şey enjekte diyorsun tabii ki şişecek. Bunlar ilk başta korkutuyor sonra rutine bağlıyor ama. Onu demek istedim. Tabii ki o yüzden geçer. Uzmanlık yılları hakkında bilgi verir misiniz? Uzmanlık yılları size kalmış yıllar. Diş Hekimliği Fakültesi size çoğu şeyi öğretebilir. Ama gel gör ki doktoraya girdiğin zaman iş başa düşüyor. Yani kimse sizin elinizden tutup hadi çocuğum gel sana bunu anlatayım, bunu öğreteyim olmuyor. Yani şu noktada genellikle doktoraya ben kendimden örnek vereyim. Doktorada ne öğrendiysem hocalarımı tarayarak öğrendim. Yani tırmaladım, hep tırmaladım yani. Onu sordum, bunu sordum. Onu götürdüm, bunu götürdüm. Yani size ders veriyorlar ama... Önemli olan artık siz birer diş hekimisiniz ve siz bu doktorayı kendiniz için seçtiniz. O yüzden karşınızdaki profesörden, doçentten, öğretim görevlisinden ne kadar çok şey alırsanız siz alırsınız. Onlar tutup da size vermiyor. Ben veriyorum da genellikle hani hocaların işleri o kadar fazla oluyor ve artık hani o döngü dahilinde o kadar koşturuyorlar ki siz tırmalamadan alamıyorsunuz. Ee, onun dışında ilk iki yıl birazcık öğrenme seneleri. İki yıldan sonra bir yeterlik sınavınız oluyor. Yeterliğe giriyorsunuz. Yeterliğe geçtikten sonra tez dönemine başlıyorsunuz. Tez döneminde tez konunuzu kendiniz belirliyorsunuz ve uzunca bir literatür taramasına giriyorsunuz. Bu esnada hasta bakımınız var gibi bu da koşturmacalı bir dönem gene. Yani doktora girdim rahatım gibi bir şeyimiz yok. Hocam şimdi çevremize diyorlar önü kapanacak gitme. Beş yılda boşa harcama diyorlar. Sizin bu konu hakkında görüşün nedir ve Devlette atamalar nasıl? Şimdi ben devletteki atamaları bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben bir vakıf üniversitesindeyim. Ee, ben doktoraya girdim. Benim zamanımda uzmanlık yoktu. O sınav yoktu. Ama bildiğim kadarıyla e, bu tıp uzmanlık sınavı gibi diş hekimliği uzmanlık sınavı da kazandığında kazandığın yere gidiyorsun. Öyle bir atama şekli değil. Yani o sınavın sonucunda gidiyorsun orada. Çalışıyorsun, para alıyorsun. Biz para almıyorduk. Şimdi diş hekimliğine şöyle bakıyorum. Şimdi çok fazla bir diş hekimliği fakültesi sayısı ortaya çıktı. Benim nezdimde şu şöyle bir şey. E hangi fakülde sana ne sunuyorsa aslında ben mesela tutupta X üniversitesinden mezun bir diş hekimine gider miyim düşünürüm. Niye? Çünkü yeni açılmış. Hasta sayısı az. Buradan çıkan çocuğun ne kadar bir tecrübesi olabilir. Dediğim gibi bir şeyler oturmuş yerlerde daha güzel ilerliyor. Ve senin zaten ismin de öyle çıkıyor. Farklı yaratacak olan sen olduğun için e, ileride o beş yılını boş harcamak değil, aslında sen ne kadar bunu ileri taşıyabilirsin, o sana kalmış bir şey oluyor. Yoksa diş hekimliği bizim memlekette ölmez bu kadar ağzına bakmayan varken yetme diş hekimliğini okumanın diğer üniversitenin nedir? Onu e, burada anlatamam da gelip görmeniz lazım. Yani fakülteye gelip gezmeniz lazım. E, i̇çerideki e, interaksiyonu tabii şu an değil, yani pandemi döneminde olduğumuz için şu an tabii ki zor bir dönemdeyiz. Ama Gelip öğrencilere neler veriyoruz. Mesela ben kendi fakültemde okurken diğer fakültelerdeki öğrencilerle böyle bir işte partiler falan olurdu. Böyle Aydiş Hekimliği Partisi, Marmara Üniversitesi ile birleşiyoruz. Çapa ile birleşiyoruz. Hadi üç fakülte işte üçüncü sınıflar buluşalım falan. Hani böyle el ele tutuşalım dans edelim. Ee, aa gidiyordum. Aa benim bildiğim hiçbir şey bilmiyorlar. Yani derste anlatılmamış. Şimdi bir şeylerin bizde hep güncel tutulması çok önemliydi benim için ve ben çok e, onları olmuştum bildiğim için. Annem, annem de işte dedim ya diş hekim diye anlattım ve tabii kızım dedi yani hani sonuçta bir de şöyle burası özel bir fakülte ve özel bir fakülte olduğu için olanakları da daha e, fazla oluyor. Ve öğretim görevlileri de ona bağlı olarak daha çok yurt dışına gitmiş belki daha çok işte bir girişimselliklerde yer alabilmiş üniversitenin desteklediği şeyler olmuş gibi şeylerin farklılıkları oluyor tabii ki. Hmm, üniversite bittikten sonra zorunlu hizmeti ve yurt dışında yapma şansımız var mı? Onu hiç bilmiyorum. Yani ben dediğim gibi uzmanlık tarafında olmadığım için o konuda bir bilgim yok. Genel olarak öğretmenlerin öğrencilere tutumları nasıl çok fazla zorluyorlar mı? Ben zorluyorum gerçi. Yani hani ben kendimi düşünürsem ama ben tatlı zorluyorum. Mesela benim zorlamam hiçbir öğrenciyi e, rahatsız etmiyor. Mesela ben derse girdiğim zaman Seda Seyen Show başlıyor diyorlarmış. Ama bütün her şeyi de anlattıklarım aklımda oluyor. Ertesi ders sorup not veriyorum o ayrı. Ama bu zorlamak. Şimdi zorlamaktan zorlamaya fark var. Ben böyle zorluyorum. Başkası her, herkes benim gibi zorlamak zorunda değil. Birisi azarlayabilir, birisi kızabilir. Ama bu dediğim gibi bu psikolojinizin birazcık e, sertleşmesi gereken bir şey. Yani buna dayanıklı olmanız lazım. Hani biri sana güler yüz gösterdiği anda bir anda bağırıyor da olabilir. Hani bir anda modu değişip sen hayırdır hocam nasıl saygısızlık yapıyorsun sen bana dediği anda birazcık işte orada e, durmayı saygılı olmayı bilmeniz lazım. diş hekimliği kazanmak isteyen bir öğrenci nasıl yazılır? Valla ben sınavlarınız nasıl oluyor bilmiyorum ki. Yani şimdi sınav sistemimiz çok değişti. Ee, o yüzden nasıl çalışmanız gerektiğini hiç fikrim yok. Diş hekimliğine girince nasıl çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Ama girmeden önce ne yapman gerektiğini çok bilemiyorum. Ee, bir dakika. Tam bursu giren öğrencilere burs veriliyor. Veriliyor tabii. Bir kişiye tam burs %75, %50 gibi düşüyor galiba. Birinci, ikinci, üçüncü. E, yemek bursu gibi bir şeyler, bir şeyleri var galiba ama onları burs bölümüyle görüşün. Yani ben onu tam detaylı bilgisini verirsem yanlış bir şeyler söyleyebilirim. E, hiç mezuna kalıp tekrardan hazırlandınız oldu mu? Bu ne demek hiç mezuna kalıp? Can Suçum. Hocam, e, sınava girip kazanamayıp tekrar hazırlanıp gelir, Ha yok, para verip. Benim şöyle bir şeyim oldu. Ben yanlış kodlama yaptım. Çok heyecanlı bir bireyim o noktada. Hızlı kodlamadan yanlış kodlama. Açıkta kaldım. Fizik mühendisliğine girdim. Fizik mühendisliği okudum iki sene. Onun üzerine de çekimine yatay geçiş yaptım. Ya da dikey geçiş yaptım. Öyle bir şey yaptım. Puanım çok yüksekti zaten benim. Kodlama hatta aslında açıkta kaldım ben. Ondan sonra bu hızla yanlış kodlamışım. Ondan sonra fizik mühendisliğinden beni diş hekimine aldılar. Puanım zaten bayağı üstündeydi çünkü. Böyle bir şey oldu ama. Anladığım kadarıyla okuması Hocam, zor. Bölüyorum ama şu e, diğer soruya ben kısaca bir cevap vereyim mi burs konusunda? Abi, ben e, ekstra burslar konusunda arkadaşlar ilk 15 bine giren öğrencilerimiz cep harçlığı alıyorlar. Yani ilk yüze giren aday öğrencimiz 1.750 cep harçlığı alıyor. Eğitim süresi boyunca e, ilk 15 bine girene kadar düşerek devam ediyor. İlk e, 15 binde yurt bursu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, pardon ilk 20 binde yurt bursu kazanıyorsunuz. İlk 15 binde ilk 5 tercihinize yazdığınızda yurt bursu kazanıyorsunuz. Onu da eklemek istedim hocam. Ekstra burslarımız bu sene tekrar güncellenecek. Tercih döneminde mutlaka bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Ee, bazı bölümlerde ilk 5 tercihe yazıldığında ek olarak burslar alınabiliyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Buyurun hocam. Devam ediyorum. Ee, anladığım kadarıyla e, bak hemen gülücükler başlamış. Anladığım kadarıyla okuması zor bir bölüm. Gülücük. Çalışırken de bu kadar yorucu yorucum ortalama için soruyorum. Çalışırken e, beni görme Pido Gonzales gibiyim. E, yani şöyle birazcık dediğim gibi bu tamamıyla karakterinizle alakalı arkadaşlar. Ben e, ...yerinde duramayan bir insan olduğum için... ...bana zor gelmiyor yani benim mesela asistanlarım... ...benim yanında gözleri akıyor en son hocamın yeni ...beşinci braketlemeyi mi yapacağız falan diye böyle... ...ben hala braketleme yapıyorum... ...ama şimdi e, okurken... ...asistan olmak çok yorucu... E, ...çünkü sürekli hocanın kölesi gibi yaşıyorsun... ...yani kölesi gibi yaşamak derken şöyle söyleyeyim... ...öğrenmek için onun yanında... ...tuttuğu nöbetler var... ...ve bu nöbetlerde hoca ne derse sen onu yapıyorsun... ...ayakta duruyorsun oturuyorsun ya da hoca seni serbest bırakıyorsa... ...bırakıyordur ama genelde serbest bırakmıyor... E, fotoğraf çekiyorsun işte ölçü alıyorsun taramalar yapıyorsun yani bir sürü şey yapıyorsunuz ve akşam eve gittiğinizde artık böyle pestiniz çıkmış oluyor ama uzman olduktan sonra artık bir şeyler kırıldıktan sonra el kırılması tecrübelendikten sonra bir şeyler artık daha da rutin ve kolay olduğu için daha az yorulur hale geliyor olabiliyorsunuz ancak böyle cevaplayabilirim yoksa yorucu tabii ki yorucu olmayan bir şey var mı günümüzde ee, özel üniversitelerin imkanları fazla ama devlet hastanesinde hasta sayısı daha fazla olmuyor mu diyecekler herhalde bunun bize olumsuz etkisi olur mu şimdi şöyle biz ne yapıyoruz burası özel üniversite ama biz ne yapıyoruz ha öğrencilerimiz hasta bulsun diye indirim yapıyoruz çaktırmadan sanki devlet üniversitesi gibi e, bazı kampanyalar yapıyoruz hemen hemen diyoruz işte ortalama 10.000'den 2.000 liraya düştü falan gibi. Ee, o zaman ne oluyor? Devlet üniversitesiyle aynı şey oluyor. Çünkü devlet üniversitesine gittiğin zaman sen zaten aynı zamanda sana malzeme aldırıyorlar. Yani hani hastaya malzeme aldırtırıyorsun duruyorsun. Ee, bedava yapmıyorsun gene tedavisini. Yani bir şekilde hastadan bir çıktı oluyor. O da ona denk geliyor zaten. Ee, onu o şekilde denkliyoruz. Yani hasta buluyoruz. Okulun sağlığı staj imkanları var mıdır? Eczacılık düşünüyordum fakat diş hekimi. İlhan, Buket ilan kalmış orada soru bir şekilde eczacılık arasındasın anladığım kadarıyla yani bazen duruyorum böyle güzel kazan eczacı arkadaşlarıma bakıyorum maddi olarak bakarsak bu konu, konuya diyorum ki eczacılık da iyiymiş ya oturduğu yerden para kazanıyor valla ben bütün gün çalışıyorum onun yani iki saatte aldığı parayı kazandığı parayı kazanamıyorum bazen ama bu şöyle bir şey eczanenin nerede olduğuna bağlı artık o eski eczaneler yok yani hani aa bir eczanesi var trilyonlar basıyor falan Şimdi bir eczaneyi nereye açıyorsun? İki, hani o eczanenin döngüsü ne olacak? Hani e, eczaneyi açmak için sen ruhsat alabilecek misin o istediğin yerde? Birçok eczane sayısı var artık yani sınırlı sayıda olabiliyor bunlar. Hani o yüzden madem öyle düşünüyorsun e, o biraz şu an dengesiz durumda bence. Staj imkanlarına gelirse tabii ki var. E, Cerrahi stajı yapıyorsun, işte ortodontist stajı yapıyorsun. De bunların hepsinin içeriğine geliyorsun, kliniklere geliyorsun, hocaları izliyorsun. Biri bir işlem yapabildiğin şeyler var. Cerrahi de yok da hani ufak cerrahiler yapıyorsun, diş çekimleri falan yapıyorsunuz da böyle ameliyatları sadece gidip sakşın tutup işte tükürük emici tutup izlediğiniz şeyler oluyor. Ee, ama ortodontik kliniğine geldiğiniz zaman bir şeyler yaptırıyoruz size. O, bakalım. Türkiye'de eğitim alıp mesleği yurt yapma imkanımız var mı? Demin söyledim onu ama biraz hızlı konuştuğum için şey denklik almanız lazım. Onun için denklik sınavlarına girip Öyle devam ediyorsun. Hocam maddi açıdan sizce yeterli bir meslek mi? Nasıl yaşamak istediğine bağlı. Yani e, sürümden kazanan bir doktor musun? Yoksa pahalı çalışıp tekle çalışan bir doktor musun? O bir de nerede çalıştığına bağlı. Şimdi bunların hepsi birer etken. Evet malzemeyi pahalı alırsın işini pahalı çıkartmak zorundasındır tek bir hastadan yüksek maliyet alırsın ama işini kalitesi, kalitesini düşürürsün malzemeyi ucuz alırsın hasta sayını arttırırsın ama bu sefer hasta şikayetinden e, hasta sayın azalır düşer maddiyatın gibi yani bu çok fazla değişkeni var Erasmus hakkında ben bilgi veremem keşke versem bilemiyorum ki Erasmus'un bilmiyorum başka Sorusun cevaplayamadığım var mı? Yok herhalde. Sanırım bitti. <laughs> Sizin eklemek istedikleriniz var mı hocam? Vallahi aklıma ne geliyorsa söyledim. Zor yani zorlu bir süreç ama güzel bir süreç. Ben tavsiye ederim yani istiyorsanız seviyorsanız tavsiye ediyorum tabii ki ama yok ben sıkılırım yok yapamam gibi bir naz niyaz yapacaksanız hiç girmeyin zaten çünkü o noktada psikolojiniz zorlanacak bir bölüm bir mesaj geldi kaç kişiye tam burs veriyorlarmış hemen söyleyeceğim ee, eli becerisi ne derece önemli elini kırıyoruz biz her türlü şekerim yani o Oluyor yani. ister istemez oluyor. Ağlaya ağlaya yapıyoruz onu. Bir sabunlarla başlıyoruz. Sabunları yapıyorsunuz. Sabun kokuyorsunuz. Sabunları kırıp kafaya atıyoruz falan. Hani oluyor yani. Kırılıyor elin. Her türlü. Türkiye'de hangi üniversiteleri öneririm? Ee, ben birazcık daha eski kafalıyım böyle şeylerde. hocalarımın böyle takip ediyorum ben daha çok. Şu an mesela hangi çok dağılan hocalarımız oldu. Ee, ben genellikle böyle kim de bir işte e, onlara bakıp e, bir CV okuyup ona göre tercih etmenizi öneririm. Ama üniversite olarak ben kendi üniversitemi göğsümü gere geri öneriyorum. Yani doktor olarak değil yani arkadaşlar bunu yanlış anlamayın. Doktora dediğim gibi size ait. İstediğiniz her yerde doktor yapabilirsiniz. Ee, gene CV'lerine bakarak bakarak hocalarınızın ama ben fakülte olarak iyi ki diyorum, İyi ki burada okumuşum, çok da öğrenmişim yani her bölümden illa bir şey biliyorum. Ve diyorlarken yani full planlamayı ben yapıyorum hastaya zaten hasta gelip bana soruyor bir süre sonra hocam şunu yaptırayım mı diye. Pandemi döneminde uygulamalı derslerin zorluğu nedir? Vallahi biz bugün 4 e, dört sınıfa bölüşüp bayağı sınav falan yaptık. Oluyor yani gayet de bölüşüyoruz yapılıyor. Duz sınavı sizin için zorlu Ben dedim ya ben duz yok ben yaşlıyım ben. Göstermiyorum sadece. <laughs> ben de duz yoktu. <laughs> duz daha gelmemişti. E, ama öğrencilerimden gördüğüm bayağı dershaneye falan gidiyorlar yani bayağı zorlu çalışıyorlar mikrobiyoloji falan filan. Çünkü onları ilk başta okuyorsunuz dedim ya. Yani ilk üç sene onları bir okuyorsunuz. Sonra 3 senenin sonunda onlar bir silin atılıyor. 4-5 full çalışmacaya giriyorsunuz. Yani hasta başı. O yüzden onlar unutulduğu için en başa dönüyorsun. Tekrar bir repetasyon öğrenme. Bir diş hekimin çalışırken yaşadığı zorluklar nelerdir? o zor soru. Her şey yani hemşireyi kontrol etmen lazım. Hastayı kontrol etmen lazım. Asistanlık kontrol etmen lazım. Sekreterliği kontrol etmen lazım elini kontrol etmen lazım. Zihnini açık tutman lazım. E, hastayla konuşman lazım. Hastayı rahatlatman lazım. Çünkü elinde hızlı, hızlı diye dönen sürekli bir şey var. E, o noktada e, tamamıyla tamamiyle empatik, kuvvetli olmalı, bilgin yüksek olmalı, kendinden emin olmalısın. Hemşيرين tecrübeli olması lazım. Sekreteryanın güler yüzlü olması lazım gibi birçok çok şey var aslında. İngilizce okumanın bir aracı var mıdır? Of course. Of course. Yani dünya İngilizce. Bir kere pronunciation çok önemli. Eee Kelime dağarcığınız çok önemli. Kesinlikle İngilizce biliyor olmalısınız. Mutlak surette yani. İyi değilse mutlak suretle geliştirmeniz lazım. İngilizce, İngilizce, İngilizce. Kendimiz diş hekimliğinden korkan, korkan biriysek... ...size ne yapabiliriz? Olunca korkmuyorsun. Yani hani şöyle... ...aa bundan da çok korkulur muymuş canım diyorsun. Devam ediyorsun. Yani hani o bir şey olmuyor. Sen diş hekimden korkup niye diş hekimi olmak ister ki bir insan? Mantelite de biraz şey oldu. Hocam meslekte mobbing olmaz mı? Hem de neler oluyor... Tabii ki oluyor. Yani şey diye düşünmeyin. Diş hekimliği dünyası normal bir iş hayatı aslında. Yani tabii ki oluyor. İngilizce okursak, İngilizce okursak hazırlık okumak zorunda biz istersen TOEFL alabilirsin. Şekerim öyle sınavlar var. İlla e, hazırlık okumak zorunda değilsin. Yani TOEFL'ı TOEFL kurslarına gidip TOEFL alıp devam edebilirsin. TOEFL kabul ediyorlar çünkü. Karşımızda hasta zorlu bir hasta ise onun heyecan ve korkusu karşısında ne yapmalısın? Büyüyorsun. Ee, yani zaten o fakülte size o yüzden hastaları full veriyoruz. Bir süre sonra hasta bakmaya alışıyorsun. Yani hastalı hasta bakmanın bir rutin bir şey olduğunu anlıyor vücudun ve e, illaki kavga ettiğin hasta oluyor tartıştığın hasta oluyor hocan geliyor sana yardım ediyor bunların hepsine fakültede siz bedenen ve ruhen hocalar eşliğinizde asistanlarınız eşliğinde bunları yaşıyorsunuz sizi böyle bir anda hadi sen mezun ol hadi git hasta bak demiyoruz size tabii ki zaten hastalarda o kadar renkli kişiler ki neler geliyor yani neler geliyor inanamazsınız o yüzden bu korku ve heyecanı çoktan pişmiş yemiş oluyorsunuz yani mezun olduktan sonra üniversite kalıp eğitim görevlisi olabilir ben, ben olmuşum yani kendi öğrencilik veriyor musunuz bu konuda yani tabii ki tanıdığımızı almayı tercih ederiz yani her türlü Hacettepe'yi de seçebilirsin Hacettepe güzel bir üniversite yani şimdi bana bununla bunu kıyaslatırsan neyi söylerim sana yani bir lokas bir kere ben bir şeyleri kıyaslarken sadece diş hekimliği olarak kıyaslamıyorum maalesef şimdi ben e, Bağdat Caddesi'nde olan bir fakülteyi tabii ki Hacettepe'den tercih ederim aynı zamanda Bağdat Caddesi'nde lüks bir klinik ee, hocalar fazlasıyla bilgili. Yani Hacettepe'nin hocalarından aman Allah bir farkı yok benim hocalarımın gibi böyle savunma olarak değil de mevcut e, olanı söylüyorum. Yani hem İstanbul'dayım hem Bağdat Caddesi'ndeyim hem en lüks klinikte çalışıyorum hem en maksimum bilgiye geliyorum. E niye niye Yettepe'yi seçmeyeyim? Yani ama, ama Ankara'yı çok sever olur Ankara'yı seçer. Yani ben Ankara'nın havasına hastayım ay ova havasına bayılıyorum diyebilir tabii ki ama ben deniz havası seviyorum mesela. Ama bu noktada tabii ki e, şimdi Hacettepe Üniversitesi'nin hiçbir şekilde kötülenecek bir yanı yok. Ama dediğim gibi gelip görmeden, fakülteyi gezmeden bunu ben hani yansıtamam. Hani böyle bir e, görmeniz lazım ambiyansı. Diş Hekimliği bölümünü okumanın en büyük avantajı nedir? İşte benim için e, hayatımın hani böyle ruhunu böyle çok yormayan, yani yoruyor ya gene yoruyor da tıp kadar değil. Şimdi tıpla kıyaslıyorum ben hep. Ee, onun dışında sevmek yani. Sev, sevmeden zaten hani avantaj düşünmezsin. Sevdiğin zaman bu avantaj düşünmezsin. İşin bu yani. Dersler bir, dediğim gibi ilk üç sene biraz yoğun kayıştağına gidiyorsunuz. Sonra üç, üçün yarısından sonra full bizdesiniz. Sizce özel hastanede çalışmak mı davantaj yoksa klinik açmak mı? Valla şimdi sen nasıl bir doktor olacaksın? Sen periyocum olacaksın, sen endodontisin olacaksın, çantacım olacaksın. Şimdi seçtiğim bölüme bağlı olarak bu değişiyor. Ama şöyle bir hastanede çalışıp elini kırılsın istiyorsan o da bir tercih. Yani ben hastaneye gireceğim, lamina öğreneceğim, estetik öğreneceğim, beyazlatmayı daha iyi yapacağım diye bir hani superior birinin yanına giriyorsan hastaneye gir. Ama devlet hastanesinde yani sana 15 dakikada 25 hasta veriyorlarsa orada bir şey öğrenmezsin. Başlarda öğrencilerin diş çekerken içinin gittiği oluyor mu? Yok olmuyor da şimdi anestezi yaparken yanaktan dışarı çıkan anestezi görmüşlüğüm var. Yani hani üst çene anestezi yapacakken yanaktan dışarı çıkıp pış diye böyle buradan fışkıran bir anestezi görmüşlüğüm var. Ama diş çekerken içimiz gitmiyor yani Git, gitmez öyle. Zaten ilk diş çekiminizde asistanlarla beraber olduğunuz için hep öyle tek başınıza diş çekmiyorsunuz. Öyle tek başınıza zannetmeyin kendinizi. Böyle sanki bir size hastanın başına atıyoruz. Öyle bırakıyormuşuz gibi bir izlenim var hepinizde. Öyle bir şey yok. Yani biz tamamıyla sizlerin yanında duruyoruz. E Elin, elini tutuyoruz. Aleti nasıl tutmanız gerektiğini gösteriyoruz. İlk başta belki biz manevrayı yapıyoruz. Gerisini size hallettiriyoruz. Anesteziyi birbirinize yaptırıyoruz önce mesela. Diş hekimliği öğrencileri hep birbirine anestezi yapar. Birbirini uyuşturur yani. Biz sizi direkt hastanın başına böyle dediğim gibi fırlatmıyoruz. Öyle, öyle bir dünya yok yapamayız zaten onu. Orada zaten korkarsınız. Zaten heyecanlanırsınız ki hasta da bunu alır. Hasta da bunu kabul etmez zaten. Hastalara bakarken hiç rahatsız oluyor musunuz? Neden? Ne, yani ne açıdan? Rahatsız olmak yani hasta bakarken rahatsız olmak ancak yani hani ağız kokusu olabilir. Ondan da iki çift maskeyi falan takıyorsun işte böyle paravan falan. Yani başka bir rahatsız eden hastaların tavırları rahatsız ediyor mu olabilir? Onu da bir yerden sonra tecrübeyle hallediyorsun. Böyle güler yüz, iki güler yüz, iki pozitif enerji. Yani tatlı dili, dilin, dilin yılanı deliğini çıkart. Yani yılanı deliğinden çıkartamayacak dil tatlı dil yok bence gibi. Dişleri çok kötüyse mesela. Zaten şimdi benim bölümümün güzelliğini çok seviyorum. Ben ortodonti yapıyorum, tel takıyorum. Dolayısıyla hasta ilk kademede bana gelmiyor. Yani ilk başta o bütün kademeleri geçmiş oluyor. Ama diş hekimliği okurken tabii ki ilk kademe siz oluyorsunuz. O yüzden hastanın ağzını full temizlemek size kalıyor. Ama birinci seans, ikinci seans sonra zaten temizlenmiş pırıl pırıl bir şey gördükten sonra o iyileşmeyi gördükçe daha da motive oluyorsunuz. O yüzden dişleri çok kötüyse mesela bir şekilde zaten temizlenmesi için geliyor hasta. Hasta ağzına zaten bir kere bu kadar yakın olmak demek e, sen diş hekimini sevmiyorsun demek. Çünkü zaten diş hekimliği o kadar yakın olmak demek. Maske takacaksın, gözlük takacaksın, paravan takacaksın gibi şeylerle zaten sen izole ediyorsun kendini. Sadece görselin çalışıyor o noktada. Ve yani elinde eldiven var, ayratörün varsa ya da kapitronun varsa, temizleyicin varsa bunlar var. E, ve bunlar senin birebir çıplak temas yaptığın şeyler değil. Onlar da çok eskiden kalma. Öğrencilersin. Buket soru yarım kaldı. Buket koptu herhalde. Heh, çok huysuz olan ya da memnuniyet bir hasta gelirse haddini aşarsa mesela bakmama gibi bir seçeneğimiz var mı? Şimdi şöyle hasta seçme tabii ki yani şu noktada hekim değişikliği de hasta talep ediyor. Ve ya da sen rahatsızlığını beyan edip hocana gidip böyle böyle olduğunu söyleyip yapabiliyorsun. Diş hekimi olarak da ben size bakmak istemiyorum diyebilirim tabii ki. ya yani diş hekimi olduktan sonra. Öğrencilerim benimle çok rahat konuşuyorlar. Bu noktada mail atıyorlar. Yani yani abuk subuk şeylerde kızıyorum tabii ki. Hocam işte telefonumu ben düşürdüm de öyle oldu dedim ki yani bu benim sorunum değil. Yani beni adam akıllı bir şey için arıyorsan ara. Ama bu benim sorunum değil. Bununla ilgilenemem ben. Benim ilgileneceğim e, saat dilimi e, ve alan dilimi, ilgi dilimi var. Bu ilgi ve alan diliminin dışına çıkıyorsa onunla ilgilenemem. Ama o alan dahilindeyse ailindeyse tabii ki mail atıyorlar, konuşuyoruz, işte online ders yapıyoruz. Bazen vaktimiz yetmiyor. Mesela 3-5 dersim var, 7'de bitirdiğimiz ders oluyor gibi. Sizce kimler diş hekimi yok mu? Diş hekimliği isteyenler arkadaşlar böyle bir kategorizasyon yok. Yani e, isteyen herkes diş hekimi olabilir. Niye olmasın ki? İsteyen, aklı olan. Yani aklı çalışan. Vallahi onları biraz sınıflara böldük. Yani çoğunluk böyle kalabalık sınıflar tabii ki online dersler yapıyoruz ama pratikleri böyle 3-4 sınıfa bölüp gösteriyoruz full online olamaz tabii ki bizim derslerimiz yani maalesef. Size Ay benim öğrencilerim. Yani ben şimdi asistanken beni akademisyen, akademisyenliğe yönelteni sormuşlar da. Ee, benim e Beşinci sınıfta ben hep asistandım. E, derslere giriyordum. Hep ya, hoca giderdi ben ders anlatırdım. Hep hoca gidi, hep hocanın ameliyatı olurdu. Giderdi ben bütün dersi ben anlatırdım ama yani hani 3-4 yıl boyunca sürekli ben ders anlattım böyle. Sonra mezun olanlar hep bana gelip Gonca abla senin sayende öğrendim. Gonca abla senin sayende ortodontist ister oldu. Gonca abla senin sayende ortodontist. Gonca abla böyle derken 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 ben baktım akademisyen olmuşum ben. Maaş ise maaşı için çekmezsin yani ben sana öyle söyleyeyim maaşı bilen biri olarak <laughs> çekilecek bir meslek değil yani. En zorlandığım şey ay en zorlandığım kanal tedavisi dersleriydi gerçekten yani hiç sevmedim Sevemem de bugün kanal e'si veremezsin elime yani onun dışında her şeyim çok güzeldi. Yani her şeyim çok güzel derken yani der, sevda açısından yani kanal tedavileri de çok güzeldi ama yapmayı sevmem. Sizce cildiye okuyup klinik açmak mı, ortodonti okuyup klinik açmak mı? Valla cildiye okuyup, e, estetik, şimdi estetik günümüzde çok efsane bir şey. Ama diş hekimleri de aynı estetiği yapıyor. Yani şu an ben doku lezyonunu mesela görmek istemem yani. Hani bu birazcık sevda meselesi arkadaşlar. Şimdi diş hekimi dediğin zaman maksilofasiyel dediğimiz yüz bölgesi kaslarını zaten öğreniyorsunuz. Bizim bütün diş hekimi arkadaşlarımız şu an botoks, dolgu vesaire her şeyi yapıyor zaten. Çünkü biz burayı öğreniyoruz. Yani bir tek şunun için dermatoloji yok gibi bu iğrenç lezyonlar, iğrenç derken kusura bakmayın ama doku lezyonları benim için görsel olarak biraz itici şeyler olduğundan o lezyonları görmek benim hani sempati duyduğum bir alan olmadığı için ben de çekimi tercih ederim. Yalnız yaptığınız ilk operasyon nasıl hissettiniz? Korkunuz var mıydı? Yani ilk operasyon derken yani diş hekimliği boyunca zaten e, sürekli yanında birileri oluyor diş hekimliği okurken. Aslanlıkta da sürekli başında hoca oluyor. Ee, dışarıda çalışırken hani ilk hastada onda da artık diyorum ya hani at alıyorlar senden onu onu artık aşıyorsun öyle bir şey olmuyor kalmıyor yani pandemi şartları düzeldiği takdirde fakülteye gelip gez tabii ki var hatta meslek tanıtım günleri yapıyoruz ee, ben yaklaşık bir e, çenem yerden toplandığı için beni sınıfa almışlardı kayıştan da. Artık birebir anlatmayayım. Beni toptan sınıfa soksunlar. Hocaları da yani şey meslek tanıtım gününe gelenleri de oraya toplamışlardı en son. O zamanlarda mesela belli günler ve saatlerde işte bu pandemi döneminde de vardı. Gelip görebiliyorsunuz. İstanbul'da klinik açmak riskli değil mi? Yani her yerde klinik açmak riskli. Bir tek İstanbul'da değil. Yani nerede açacaksın, nasıl açacaksın, nasıl bir klinik düzenliyorsun? Yani reklamını nasıl yapacaksın? içeride kimler olacak? Kaç çalışan olacak? Gibi. Her yer, her şey riskli şu an. diş hekimliği okuyan herkes asistan oluyor derken diş hekimliği okuduktan sonra doktoraya giren öğrenciler, doktora yapan öğrenciler benim asistanlarım oluyor. Sizin de asistanınız oluyor. Yani size öğreten kişiler benden öğrenen kişiler. Böyle şey küçük balık büyük balığa doğru gibi. Yani asistan olmak o demek. Diş tabibi olmuş. DT diş tabibi demek dentist değil. Diş tabibi olmuş kişiler doktora girdik girdiklerine yani DR olmak için sizlere öğreten, siz stajyer DT oluyorsunuz, STJ DT oluyorsunuz siz. Onlar DT oluyor. Siz nasılsınız? Ama ben DR, işte örgör DR'yim ben. O da benim asistanım oluyor gene. Ben bir şey istiyorum ondan. Neye göre ayarlıyorum? Uzmanlaşacağım alanı. Sevdiğim şeye göre. Arkadaşlar bu tamamıyla önceden planlanacak bir şey değil. Şimdi ben ortodonti istiyordum mesela. Başından beri ortodonti istiyordum. Çünkü benim ortodonti tutkum var. Yani diş benim için ortodonti demekti. O yüzden hiç şaş şaşmadı o. Bir ara böyle bir diş eti tedavisi bölümüne doğru yönlendim ama okudukça işte. Sonra baktım o da sarmadı. Ben ortodontiyi daha çok seviyormuşum dedim. Ortodontiye geçtim gene. Yani bir şeyleri öğrendikçe ee, ve yaşadıkça, yaptıkça seveceksiniz. Yani ben kanal tedavisini sevmiyorum diye kanal tedavisinden niye Yani sevmeden yapılacak iş mi o? Saat saat böyle sürekli böyle şey yapıyoruz. Kanalın içinde oynuyorlar yani. Sevmeden yapılacak iş değil. O yüzden her şey siz önce tecrübe edeceksiniz, algılayacaksınız, ondan sonra seçeceksiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim, memnun oldum arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakınız. Bitim İnşallah başarılar diliyoruz. Umarım Görüşürüz. bölümleri kazanırlar bu sene. Çağla tercih döneminde bekliyoruz. Kornek yayınlarımıza devam ediyor arkadaşlar. Orada başka bölümlerde eş zamanlı yayınlarımız var. Oradan o Kornek yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Evet. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.